2014 yılı içerisinde kamu alanında görev yapmaktaydım, yani memurdum. Hiçbir siyasi partiye üye değildim. 2017 yılında Volkan Bora'nın yaşamını kaybetmesinin ardından ele geçirilen kimi materyaller sonucu açılan soruşturma dosyalarında bana dair herhangi bir işlev olup olmadığını bilmiyorum. Fakat 2018'de milletvekili seçilene kadar hiçbir şekilde hakkımda bir soruşturma başlatılmadı, ifadeye dahi çağrılmadım. 5 yıl önce ele geçen fotoğrafların yargıya konu edilmeden bugün basına servis edilmesi erkek devlet aklının bir tezahürüdür. Son derece çirkin ve cinsiyetçi söylemlerle yapılan fotoğraf ve haber servisinin partim hakkında siyasi iktidar tarafından yürütülen kirli propagandaların bir devamı olduğu aşikar. Medya tetikçilerine ve onların arkasındaki güçlere soruyorum. Madem bu fotoğraflar 5 yıl önce elinize geçti, milletvekili olmadığım bir yıl boyunca neden hakkımda herhangi bir soruşturma başlatılmadı? Madem bu fotoğraflar 5 yıl önce elinize geçti, attığım tweetten dahi fezleke hazırlanırken vekillik çalışmalarımı yürüttüğüm 3,5 yıl içerisinde neden bu dosyaya dair meclise iletilen herhangi bir fezleke olmadı? Bu fotoğraflar nasıl oluyor da bir gazetecinin eline geçiyor? Bu gazeteci tırnak içerisinde bu fotoğraflara habercilik yeteneği sayesinde mi ulaştı? Yoksa bu fotoğraflar bizzatihi emniyet ve bir devlet kurumu tarafından kendisine servis mi edildi? Nasıl oluyor da bu fotoğraflar öncelikle bir fezlekede değil de bir gazete sayfasında yayınlanabiliyor? Yaşadığımız coğrafyada insanların sevdiklerini, çocuklarını, arkadaşlarını kaybetmenin acısını artık yaşamamayı ve uzaktaki sevdiklerini bir gün görmeyi umdukları bir barış arayışı var. Anılarımız, hikayelerimiz, yaşanmışlıklarımız ve acılarımız var. Bugün maalesef insanlıktan nasibini almamış bazı kimseler tarafından insanların acıları, hayat hikayeleri kirli siyasi amaçların, komplo ve kumpas girişimlerinin aracı haline getirilmek isteniyor. İnsanlıktan biraz nasiplenmiş, hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bir yaklaşım bir kez daha gösterdi ki karşımızdaki iktidarın ne ahlakla, ne vicdanla, ne de toplumsal değerlerle hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Bir Kürt kadını olarak bu iğrenç oyunlara bugüne kadar papuç bırakmadım. Bundan sonra da bırakmayacağımın bilinmesini isterim. İktidar odaklarının yıllardır elinde tuttuğu fotoğrafların yıllar sonra bir siyasi kumpasın parçası olarak şimdi basına ve kamuoyuna servis edildiği açıktır. 2014'te HDP ile herhangi bir üyelik ilişkim yoktu. 2018 yılındaki milletvekili adaylığına kadar da olmadı. Yürütülen linç kampanyasına ve gerçeği yansıtmayan kirli ithamlara karşı hukuk yollarını da kullanacağımı özellikle belirtmek isterim. Sevgili Semra, 8 Ocak'ta bu fotoğrafların yayınlanmasından 2 gün sonra böyle bir açıklama yapmıştı. Resimlerin sosyal medyaya da yayınlanmasından 4 gün sonra 12 Ocak 2022 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyon başkanı, neredeyse tamamı bunlardan çok önce komisyona ulaşan ve görüşülmeyi bekleyen çok sayıda milletvekili hakkındaki 1200'ü aşkın dosya arasından resimlerin yer aldığı 3/1843 sayılı dosya ile yalnız resimlerin yer aldığı dosyayı dokunulmazlığın kaldırılması için ikna edici bulmadığı için olsa gerek, bir gizli tanığın, itirafçının beyanının yer aldığı 3/665 sayılı dosyaları görüşmek üzere karma komisyon üyelerini 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 11'de, yani 12 gün sonra toplantıya çağırdı. Karma komisyon 20 Ocak günü saat 11'de toplandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla Semra Güzel'i hedef gösteren, dolayısıyla tarafsızlığını kaybetmiş komisyon üyelerinin de içinde yer aldığı
komisyon üyelerinin teklifiyle dosyaları incelemek üzere bir hazırlık komisyonu oluşturulmasına karar verildi. Hazırlık komisyonu aynı gün 20 Ocak 2022 günü toplantıya çağrıldı. 20 Ocak 2022 günü saat 17'de hazırlık komisyonu toplandı. Komisyonun görev dağılımı yapıldı. Semra Güzel'den aynı gün savunma istendi. 28 Ocak 2022 tarihine kadar yazılı savunması yapması için süre verildi. Bir sonraki toplantının 31 Ocak 2022 günü yapılmasına gelir ise Semra Güzel'in bu tarihte sözlü savunma yapabileceğine karar verildi. Önceden karar verildiği biçimde 31 Ocak günü hazırlık komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Hakkında meclis tarihinin en büyük linç kampanyalarından biri başlatılan ve adeta yargısız infaz edilen Semra Güzel yazılı savunma göndermedi. Sözlü savunma için de komisyona gelmedi. Bu arada hazırlık komisyonu başkanı hazırlık komisyonundan bir ara karar oluşturulmadığı halde resen karma komisyondaki tartışmalar hakkında iki araştırma yaptı. Birincisi, Semra Güzel'in birlikte fotoğraf çektiği Volkan Bora'nın gerçekten Semra Güzel ile birlikte aynı dönemde Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde öğrenci olup olmadığını YÖK'e sordu. Komisyon tartışmaları sırasında grup başkan vekilimiz aynı dönemde Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde öğrencidirler gibi bir cümle kullanmıştı. Bunun üzerine hazırlık komisyonu başkanı hazırlık komisyonu üyelerine sormadan toplantıdan önce YÖK'e bir yazı yazdı ve dedi ki Volkan Bora ile Semra Güzel gerçekten aynı tarihte Harran Üniversitesi'nde öğrenci midirler? İkinci olarak bir hemşire, yine aynı dosyada birazdan anlatacağım, ismi geçen bir hemşire hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yazıldı. Semra Güzel'in yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren bilgiler istendi. Şimdi hazırlık komisyonu başkanı gerçeklerin araştırılması için bu tür soruları sorabilir. Anlaşılır bir şey. Ben de madem amaç gerçeklerin ortaya çıkarılması iki soru sordum. Bunların araştırılmasını istedim. Dedim ki iki tane dosya var. Bir dosya sadece bir itirafçının bir cümlelik beyanı üzerine başlatılan bir soruşturmaya dair fezleke. Diğeri de bu meşhur fotoğrafların olduğu fezleke. Şimdi bu bir itirafçının beyanında geçen isimler var. 59 kişi. Sadece Semra Güzel değil. Semra Güzel'le ilgili bir cümlelik bir şey söylemiş. Ben de dedim ki bu itirafçı madem 59 kişiyle ilgili beyanda bulundu herhalde bu 59 kişi milletvekili değil. Milletvekili olmayanlarla ilgili bir soruşturma başlatıldı mı? Soruşturma başlatıldıysa bir iddianame hazırlandı mı? Dava açıldı mı? Mahkeme bir karar verdi mi? Bakın aynı dosyayla ilgili. Yani bir ifadeden dolayı dokunulmazlığın kaldırılması isteniyor bir milletvekilinin. Aynı soruşturmada ismi geçen 59 kişiyle ilgili ne yapılmış? Hani biz bir bilelim, en azından fikir edinelim. Gerek yok dedi hazırlık komisyonu başkanı. Aynı dosyayla ilgili. Çünkü amaç gerçeklerin ortaya çıkarılması değildi. Bir diğer sorum da şuydu. Gerçekten Semra Güzel ile Volkan Bora arasında bir duygusal ilişkinin olup olmadığı araştırılabilirdi. Yani aile üyeleriyle görüşülebilirdi, beyanlar olabilirdi. Çünkü bu ilişki bu iktidar tarafından insani duygusal bir ilişki olarak değil, örgütsel bir ilişki olarak lanse edildi. Bunun duygusal bir ilişki olup olmadığı öğrenilebilirdi. Bu konunun da araştırılmasına gerek görmedi. Hazırlık komisyonu başkanı iki talebimi reddetti. Çünkü asıl amaç gerçeğin ortaya çıkarılması değildi. Halbuki meclise gönderilen fezlekenin ekinde yalnız basına servis edilen fotoğraflar yoktu. Semra Güzel ve Volkan Bora'nın henüz 18-20'li yaşlarda Şanlıurfa'da Balıklı Göl kenarında, Şanlıurfa sokaklarında, kahvehanelerinde çekilmiş onlarca fotoğraf vardı. Evet arkadaşlar, o dosyanın içerisinde sadece Semra Güzel'in örgüt üyeleriyle, PKK'lilerle çektiği fotoğraflar yok. Birazdan anlatacağım.
Çünkü o Volkan Bora ilk gençlik yıllarından beri çektiği bütün fotoğrafları saklamıştı. Ve o fotoğrafların içerisinde Semra Güzel'le birlikte Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi'nde, Balıklı Göl kenarında kahvehanelerde çekilmiş fotoğraflar vardı. O fotoğrafların hepsi hala o soruşturma dosyasının içerisinde. Bunu o komisyon üyelerinin tamamı biliyor eğer araştırdıysa, bunu savcı da biliyor eğer araştırdıysa, bunu basına servis edenler de biliyor eğer o dosyayı araştırdıysa. Neyse, Semra Güzel Hazırlık Komisyonu'nda sözlü savunmasını benim yapmamı istemişti. Hazırlık Komisyonu ikinci toplantısında komisyon üyesi olarak savunmasını yapmamın önünde hukuksal bir engel yok dedim. Nitekim karar merci olan karma komisyonunda bir komisyon üyesinin, yine karar merci olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir milletvekilinin savunma yapabileceğini anımsattım. Fakat bunu uzun uzun tartışmak istemedim. Başka bir milletvekilinin savunma yapması için en azından süre verilmesini istedim. Komisyon bütün itirazlarıma, komisyonun çalışmaları için anayasanın öngördüğü sürenin henüz başında olduğumuzu, 20 günü aşkın bir süreye sahip olduğumuzu söylememe rağmen yalnızca 2 günlük süre verdi. Ve bunun aslında savunma hakkının kısıtlanması anlamına geleceğini, komisyonun çoğunluğunu oluşturan AKP'li vekillerin bir an önce karar vermek için olağanüstü çaba sarf ettiğini ifade etmeme rağmen Semra Güzel'i savunmak üzere görev vereceğim milletvekiline savunmayı hazırlaması için 2 Şubat 2022 tarihine kadar, yani aslında 2 günden az süre verildi. 2 Şubat 2022 tarihinde Ankara milletvekilimiz sevgili Filiz Kerestecioğlu Semra Güzel'i savunmak üzere komisyon toplantısına katıldı. Bir milletvekili olarak, bir avukat olarak değil, bir kadın, bir insan olarak sözlü savunmasını yaptı. Aslında paylaştığı şeyleri, Semra'nın hikayesini, bu ülkedeki kadınların hikayesini, Kürt kadınlarının hikayesini anlattı. Çünkü Filiz vekilimiz de Semra Güzel'in savunmaya ihtiyacı olmadığını çok iyi biliyordu. Tartışmalar sonucunda 2 Şubat 2022 tarihinde, yani komisyonun oluşturulmasından 13 gün sonra oy çokluğuyla her iki fezleke içinde Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının karma komisyona teklif edilmesine karar verildi. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon 17 Şubat 2022 tarihinde toplandı. AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin komisyon üyesi olan vekillerin oylarıyla Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif edilmesine karar verildi. 1 Mart 2022 tarihinde de, çok tarihi bir günde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamayla sevgili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Şimdi Semra Güzel'in ivedi olarak hızlıca milletvekilliği görevinin sona ermesinden önce dokunulmazlığının kaldırılmasını gerektirecek bir neden var mıydı? Bizce yoktu. Bu tezimin dayanağını fezlekelerin içeriklerinden yola çıkarak açıklamaya çalışayım. Şimdi Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesi istenen iki fezlekeden birisi 3 Taksim 365 sayılı fezleke, basın soruşturma numarası 2018 Taksim 9757. Fezleke 13 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş. 13 Şubat 2019 tarihinde, yani bizim komisyonda görüşmemizden 3 yıl önce o fezleke meclise gelmiş. Dosyayı inceleyecek herkesin göreceği gibi dosyada 3 Temmuz 2018 tarihli gizli tanık itirafçı beyanı ile fotoğraf teşhis tutanağından başka hiçbir bilgi yok. Bakın, iki fezlekeden bir tanesi bir gizli tanık beyanına dayanıyor ve o soruşturma dosyasında, birazdan söyleyeceğim o cümleyi, tek bir cümlelik bir itirafçı beyanı var. Tek bir cümlelik. Bir de Semra Güzel'in fotoğrafı gösterilmiş. Evet, bu Semra Güzel denmiş. Bunun üzerine örgüt üyeliği suçlamasıyla Semra Güzel hakkında soruşturma başlatılmış. Ve evet, bizim dışımızdaki mecliste grubu bulunan 4 tane siyasi parti tek cümlelik bir ifadeye dayalı olarak Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu yönde oy kullandı. Bu fezlekenin içerisinde sadece birkaç satırdan oluşan bir gizli tanık ifadesi var. Bunun dışında bu dosyada hiçbir